Abdurrahman Dilipak, Sapla Saman Karışınca. Her şey birbirine karıştı. Biliyorsunuz Ankara'da bir MHP'li Melih Gökçe'ye karşı CHP'den aday. AK Parti'nin Hatay Belediye Başkanı da CHP'den aday. Tek örnek bunlar değil. CHP'nin İstanbul adayı Sarıgül daha düne kadar yolsuzluk yapmakla suçladıkları bir isim değil mi? Her partide daha önceleri olmasa hayal bile edilemeyen işler oluyor olmasına da CHP bu süreçte oportunizmde en ileriye giden parti oldu. Ne olursan ol gel havasında. Yeter ki AK Parti'ye karşı ol. Dindar, dinsiz, liberal, faşist fark etmez. CHP adaylarını bugüne kadar açıklamadı. Çünkü AK Parti'nin aday göstermediği isimlerden bir intikam mangası kurmak istiyordu. Kazanma umudu yok. Bütün planını AK Parti'nin kaybetmesi, daha doğrusu AK Parti'nin oyunu %40'tan aşağı çekmek üzere kurdu. Derin yapı, paralel yapı bu konuda ortak bir kampanya yürütüyorlar. AK Parti'ye verme de nereye verirsen ver. İlk tercihleri bu, ikinci tercihleri ise AK Parti karşısında kazanmaya en yakın parti kimse ona ver. Oy verilmeyecek parti AK Parti. Oy verilecek parti AK Parti dışında ipi göğüslemeye en yakın olan parti. Birileri bu hayale umut bağlamış durumda ama bunun her zaman geri tepebilecek bir iş olduğunu düşünmüyorlar. CHP bugün bunun sıkıntısını yaşıyor. İstifa eden milletvekili var ve bunu yenileri izleyebilir. İstifa eden aday adayları, parti üyeleri, CHP il ve ilçe örgütü üyeleri var. CHP kendi içinde ve dışında inanılırlığını ve ciddiyetini büyük ölçüde kaybetti. CHP uçtu zaten. Derinin avukatlığından paralelin işbirlikçiliğine soyundu. Bir de yangına körükle giden laikçi, kemalist, ulusalcılar var. Onlar da takıyeyi öğrendi. AK Partili'yi paralel yapıya kışkırtıyor, paralel yapıyı AK Parti'ye karşı. Erdoğan'a karşı kışkırtıyor. Yesinler birbirlerini mantığıyla hareket ediyorlar. Onlar birbirlerini yerlerse belki kendilerine gün doğar diye bir hayalleri var. Çünkü kendi başlarına kimsenin kendilerine oy vereceğini düşünmüyorlar. Bir kriz olursa derin güçler ve uluslararası sistemin yerli ajanlarının kendilerini göreve çağıracaklarını hayal ediyorlar belki de. Siyonist bir yapılanma ve Esad rejimi için bugünkü durum bir fırsat oluşturdu. Onlar da bu fırsatı ganimete döndürmeye çalışıyorlar. Suriye krizini Türkiye'ye doğru yaymaya çalışıyorlar sanki. Malum medya, iktidar karşıtı tüm partilere destek vereceğe benziyor. Yani AK Parti'den bir oy fazla koparabilmek için ne lazımsa yapacaklar. AK Partililer de bunun farkında. Onun için hiçbir seçimde olmadığı kadar teşkilatlar bir dayanışma içinde ve hareketlilik içindeler. Gençler, kadın kolları, herkes aynı şekilde. Bu seçimler AK Parti ile paralel devlet arasında geçecek gibi. Bu durum AK Parti'yi zayıflatmıyor, aksine güçlendiriyor. Yolsuzluk iddiaları da geri tepecek gibi. Çünkü paralel yapının para kaynağı, finansal hareketleri giderek artan bir merak konusu. Yolsuzlukların neden dün değil de bugün servis edildiği de bir başka soru. Ya da iddiaların inandırıcılık ve ciddilikleri de sorgulandığında bu iddiaların çoğunun şantaj koktuğu hemen görülüyor. Bu iddiaların bu şekilde gündeme gelmesi, AK Parti'nin kendi içindeki bir takım kişilerin zaman içinde tasfiye edilmesi, kulaklarının çekilmesi ve hesap sorulması için takibe alınması açısından da önemli bir fırsat. İktidar da bundan sonra iş ve ilişkilerinde daha dikkatli olmak zorunda kalacak. Bütün bunlar AK Parti için önemli kazanımlar. Aslında her iktidar döneminde her zaman bir takım yanlış yapanlar ola gelmiştir. Bugün de gelecekte de bu tür şeyler hep olacak. Bu iddiaların bir kısmı gerçek değil ya da abartılı iddialar. Bunu da görelim ve bilelim. Hep söylüyorum. Halk Bankası Genel Müdürü o parayı rüşvet olarak almışsa, o ölçekteki bir banka genel müdürü için bu rakam çok küçük. Bana başka, daha ciddi rakamlar söyleyin. Yemişse bu adam yemeği bilmiyor demektir. Bu da ayrıca not edilmesi gereken bir durum. İşin burada asıl püf noktası, bir hırsız bir bağdan bir bostan çalarmış, rüşvet alan bir kişi bir bostan karşılığında bir bağı satarmış. İddialarınızın ciddiye alınabilmesi için bu kadar rüşvet alan bir kişi, bu rüşvet karşılığında
kime yüz milyonlarca dolarlık menfaat sağladı? Bunu bana gösterebilir misiniz? Cengiz Aktürk olayını yazdım. Bundan sonra söyleyecekleriniz de bu örneklerden yola çıkılarak değerlendirilecektir. MIT'in kamyonları operasyonunu, İHA'nın terörle ilişkilendirilmesi çabalarını biliyoruz. Benim Mavi Marmara'ya binmeme hikayemi dilinize dolayarak ancak dünyadan habersiz, kafasını başkalarına kiraya vermiş kendi arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. İşbirliği yaptığınız kişiler ve kuruluşlar ortada. Yolsuzluktan şikayet edenlere kimlerle kol kola girdiğinizi sorarlar. Kimin evinden kimin penceresini taşlıyorsun diye sorarlar adama. Derin dünyanın taşeronluğunu yapanlar, derini, paraleli, mafyasıyla hepsi öfkesi, ihtirası aklından büyük, sistemin iflah olmaz, azat kabul etmez köleleri şunu bilmeli ki, işbirliği yaptığınız sistemin patronlarında vefa diye bir şey yoktur. Ve bu patronlar yenilecek ata oynamazlar. Bu uyarı sadece o yapılar için değil, biz insan olarak hepimizin nefsine taht kurup oturan şeytanın derin planları ve tuzaklarına düşmemek için aynı şekilde dikkat etmemiz gerek. Sakın şeytan bizleri Kur'an'la aldatmasın. Onlar ahuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı. Allah bizi bize bırakmasın. Şeytanın emrine boyun eğerse nefsimiz en büyük düşmanımız olsun. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.